Hüseyin Gülerce, Fırat'ın Doğusu, Vakit Tamam Fırat'ın Doğusu'na yapılacak harekatın eli kulağında sinyaller giderek artıyor. Son 3 günde üst üste gelen haberleri sıralayayım. 8 Ocak 2019 AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs harekatında söylediğimizi hatırlatarak bir zamanlar Ayşe tatile çıkmıştı biz de bir gece ansızın gelebiliriz dedi. 9 Ocak 2019 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i birlikte kabul etti. Görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. 11 Ocak 2019. Akar, Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gece ansızın dedikçe birileri güya muhalefet yapacak, böyle ilan edeydi ede, harekat mı olur diyor. Bundan öncekiler de öyle oldu. Fırat Kalkanı ve Afrin harekatlarından önce de geliyoruz diye ilan ettik. Türkiye'nin böyle yapmasının kanaatimce üç sebebi var. Birincisi, harekatın en az asker zayiatıyla ve sivillere zarar vermeden gerçekleşmesi için ince elenip sık dokunuyor. Harekat başlamadan önce çatışmaların ortasında kalmamaları bakımından siviller için bir mühlet veriliyor. Nitekim sınırımıza gelen Suriyelilerin akını hala devam ediyor. İkincisi, Fırat'ın doğusuna harekat kış şartlarında yapılacak. Ayrıca daha önceki iki harekattan farklı olarak daha geniş bir bölgede icra edilecek. Öncekilere nazaran daha büyük çapta tedbirler alınması zarureti var. Sınıra doğru askeri araç konvoylarıyla aralıksız devam eden sevkiyatlar da bunu anlatıyor. Üçüncüsü, Rusya ve Amerika ile müzakere ve istişarelerin önemi büyük. Bir de Amerika Başkanı Trump'ın aniden açıkladığı Suriye'den çekilme kararı var. Bu beklenmedik yeni durumun değerlendirilmesi zarureti de unutulmamalı. İki hafta önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus mevkidaşlarıyla başkent Moskova'da görüştüler. Erdoğan'la Putin arasındaki hat devamlı açık. Türkiye-Rusya ilişkilerindeki bahar dönemi elbette Türkiye'nin elini çok rahatlatıyor. Sıkıntı Trump ve ötekilerin birbirini tutmayan sözlerinden dolayı Türkiye-Amerika ilişkilerinde. İşte birkaç gün önce Amerika Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın başkanlığındaki Amerikan heyeti, DEAŞ'la mücadele koordinatörü James Jeffrey ve Amerika Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford Ankara'daydı. Bolton'ın yediği naneleri gördük. İsrail'den gelirken Amerikan askerleri Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek diyerek resmen damarımıza bastı. Ağzının payını da aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeyince kendi ülkesinde alay konusu oldu. Türkiye Fırat'ın doğusu için kararlı. Bu harekat Cumhuriyet tarihinin en önemli sınır ötesi harekatı olacak. Sadece sınırlarımızın güvenliği için en önemli adımı atmış olmayacağız. Bölgemizde askeri, ekonomik ve siyasi açıdan yeni bir Türkiye'den söz edilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri bu harekatlarla harp kabiliyetini, kendi milli savunma teknolojisini, imkanlarını en üst seviyeye çıkarmaktadır. Cephelerdeki başarı Türkiye'nin diplomasi alanında da elini güçlendirmektedir. Biliyoruz. Bizi durdurmak, yürüyüşümüzü çelmelemek için içeride ve dışarıda hop oturup hop kalkanlar var. Fırat'ın doğusundaki kahramanlığımız onları bin kere düşünmeye zorlayacaktır. Allah askerimizin, devletimizin, milletimizin yardımcısı olsun. Hüseyin Gülerce Star